Bu videoda birden fazla katı cismin birleşiminden oluşan cisimlerin hacimleri ile ilgili problemleri tanımaya çalışacağız. Bu problemleri zaten bildiğiniz 3 formülü kullanarak çözebileceğinizi de unutmamalısınız. Neyden bahsettiğimi bu örnekler üzerinden gittiğimizde daha iyi anlayacaksınız. Birinci tip problem, iki cismin birleşimidir. Yani toplama işlemi yapmamız gerekir. Bu şekil kimya laboratuvarlarında kullandığımız hatta belki siz de benim gibi bir tanesini kırmayacaksınız. Evet, o kaplara benziyor, öyle değil mi? Şimdi bu şeklin hacmini bulmak için burada bir küre, burada da bir silindir olduğunu fark etmeniz yeterli olacaktır. Evet, bu iki şeklin ayrı ayrı hacmini bulduktan sonra da bulduğunuz hacimleri birbirine ekleyecek ve bu şeklin hacmini bulmuş olacaksınız. Bu şekle gelince, burada bir silindir, bunların da iki yarı küre olduklarını düşünerek, bu arada bu yüzey alanlarını bulmak için yaptığımız şeylere de çok benziyor, bu iki hacmi yine toplamamız gerekiyor buradaki şekillerden farklı bir problem tipi olarak bahsetmemiz gerekiyor. Yapacağımız şey her ne kadar farklı olmasa da kullanacağımız mantık birazcık değişik. Neden diye soracak olursanız, burada hacimleri toplamak yerine birini diğerinden çıkaracağız. Evet, mesela burada bir silindirden çıkarılan bir yarım küre, burada da bir dikdörtgenler prizmasından çıkarılan bir koni var. Bu cisim bir kalem tutacağına bu da bir havuza benziyor öyle değil mi Burada daha büyük olan cismin hacminden küçük olan cismin hacmini çıkarmamız gerekiyor. Neden çıkarıyoruz ki diye düşünüyorsanız size geriye kalan şeklin hacmini bulmak için toplama yerine çıkarma yapmamız gerekir de ondan diye cevap verebilirim. Bu noktada yüzey alanları söz konusu olduğunda bu kısmı çıkarıyor olsak bile ara yüzey alanını eklediğimizi de hatırlatmak istiyorum. Hacim bulmak istediğimiz zamansa sadece çıkarıyoruz. Anlaştık mı? Evet, hacim söz konusu olduğundan bence yapılacak şey biraz daha anlaşılır. Çünkü o zaman ara yüzeyleri yani buradaki eğri yüzeyleri düşünmemiz gerekmiyor. Ne de olsa hacim buradaki madde miktarından başka bir şey değil. Bu yüzden de arada kalan kısmın hacmini hesaba katmamıza gerek yok. Buradaki problem tipi ise bu ikisinde iyice ustalaştıktan sonra kolaylıkla yapabileceğiniz türden problemleri içeriyor. Aslına bakarsanız bu tip çok da farklı değil yani sadece bildiklerinizi birleştirmeniz gerekiyor. Mesela burada size arada kalan hacmin ne kadar olduğu sorulabilir. Burada iki boyutlu bir çizim var ama bunun bir silindir, bunun bir koni ve bunun da bir yarım küre olduğunu gözünüzün önüne getirmeye çalış lütfen. Koniyi ve yarım kürenin birleşiminden oluşan cismi silindirin içine koyduğunuzda arada kalan hacmin ne olduğunu bulabiliriz. Nasıl mı? Yarım küre ve koninin hacimlerini toplayıp toplam hacmi silindirin hacminden çıkararak Evet, bunu çözmek belki daha uzun sürecektir ama diğerlerinden farklı bir şey bilmenize gerek olmadığını siz de fark etmiş olmalısınız. Problemleri zorlaştırmak için değil ama çözümü uzatmak için burada olduğu gibi verilen cisimlerin sayısı arttırılabilir. Bunların buradaki şeklin daha ufakları olduğunu düşünelim. Toplam hacmi bulmak için bunlardan birinin hacmini bulup kaç tane varsa o sayıyla çarpmamız gerek. Evet, problemlerin çözümleri bu şekilde uzatılabilir. Videonun başında da söylediğim gibi bu problemleri çözmeniz için bilmeniz gereken formüller ee, silindir için πr kare çarpı h. Evet hacmi verir. Koni için 1 bölü 3 çarpı pi r kare çarpı h ve küre içinde 4 bölü 3 pi r küp. Evet bu küre, bu koni, bu da silindir için kullanacağımız hacim formülü. Bu arada dikdörtgenler prizması içinde kısa kenar çarpı uzun kenar çarpı derinlik formülünü bildiğinizi varsayıyorum.